Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün olasılık yeni nesil soru çözüm taktikleri videosuyla birlikteyiz. Olasılıkla ilgili ne yapmıştık? Konumuzu öğrenmiştik. Basit olayların olma olasılığını öğrendik. Şimdi de yeni nesil sorular nasıl? Neler yapabiliriz? Taktiklerimiz neler? Konuyu daha nasıl anlayabiliriz? Sorularımızı daha kolay yola nasıl çözebiliriz? Bununla ilgili taktiklerimizi vereceğiz. En güzel, en harika şekilde konumuzu anlamış olacağız. O zaman videomuza başlayabiliriz sorularımıza. Burada ne var? Tongucumuz var. Tongucumuz düşünüyor düşünceler içinde ama daha öncesinde biz şöyle bir şey yapalım. Hemen ödevlerimizi verelim. Ödevlerimizi böyle bakalım unutmayalım daha sonrasında. Bugün bakıyoruz olasılık yeni nesil soru çözümü. Hemen açıyoruz kitabımızı önümüze Dinamo Soru Bankası yeni nesil sorularla. Ne yapıyoruz? Sayfa test 31 34. 31. testi açıyoruz. 31 32 33 34'ü çözüyoruz konumuzu pekiştirmiş oluyoruz. Taktiklerimizi de artık öğrendiğimize göre çok daha iyi, çok daha kolay şekilde artık konumuzu, testlerimizi çözmüş oluyoruz. Ama arkasından Dinamo tabii ki bize yetmez hocam diyorsunuz biliyorum. Hemen Zoru Bankamızı alıyoruz önümüze. Zoru Bankamızı da açıyoruz. Hemen sayfamızı test 39 ve 46 39. testimizi de Açtığımız zaman 39'a 46'yı hemen şöyle gösterelim. Buradan başlıyor 46'ya kadar. Artık konumuzu pekiştirmiş de oluyoruz. Sorularımızı çözerek daha ne kadar çok soru çeşidi görürsek o kadar iyidir diyoruz ve so konumuzu daha iyi anlamış oluyoruz. Ödevimiz de artık başta böyle verip en iyi şekilde anladıysak şimdi bakalım Tongucumuz ne düşünüyor. Bir yarışmaya katılmış Tongucumuz. Tonguç katıldığı yarışmada soru şu aşağıdakilerden hangisinin olma olasılığı diğerlerinden fazladır diyor şıklarımıza bakalım zarın 6 gelmesi paranın tura gelmesi paranın dik gelmesi tongucun lgs matematiği 20'de 20 yapması şimdi bakıyoruz ee, diyor ki zarın 6 gelmesi 6 gelmesi kaç olayı Bak düşündüğümüz zaman şimdi zarda kaç akar sayı var? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. Bu 6 da bir ihtimal değil mi? Yani 1 bölü 6 diyebilirim ben buraya. 1 bölü 6. Paranın dik gelmesi diyor. Para dik gelir mi? Gelmez. Para dik gelmeyeceği için bunun olasılığı 0'dır deriz. Paranın tura gelmesi. Şimdi paraya baktığımız zaman 200'ü var. Yani 2 ihtimalim var benim toplamda. Neydi olasılık aslında İstenen durum böyle tüm durumdu paranın tura gelmesi bir tane olay ama e, toplamda iki durum olduğu için 1 bölü iki diyebilirim ona. Tonguç'un LGS matematiği 20'de 20 yapması Tonguç çok çalışkan böyle mükemmel zekada bir çocuk olduğu için <laughs> 20'de 20 yapabilir mi o düşünüyoruz Tonguç da katılıyor bize herhalde. E, dü ama Tonguc'un 20'de 20 yapması biraz zor bir ihtimal olduğu için ama kendi de tabii ki kafasına demiş ki %50 Joker kullansam. Zar'ın 6'da gelmesi 6 gelmesiyle Tonguç'un 20'de 20 yapma olasılığı kadar diğer ikisini elemiş kafadan zaten. Bir de demiş ki tankut pampamı ararım telefon jokerimi kullanırım. Ben kesin doğru cevabı bulurum 20'de 20 yaparım demiş. E siz de düşünün bakalım bunun cevabı ne yorumlarda hepinizden bekliyorum. O zaman bakalım şimdi herkes hazırsa Tonguç sen de hazır mısın? Hazırım hocam. Harika o zaman başlayabiliriz. Yeni nesil olasılık sorularını nasıl çözmeliyim? Şimdi yeni nesil sorularımıza tabii kaç yöntem var, soru tarzları var. Buna göre bakacağız. Olasılık durumlar. Şimdi olası durumları biz tek tek dikkatli bir şekilde saymamız gerekiyor. Bunları atlamamamız gerekiyor. Mesela bir zar atıldığında kaç gelebilir? Tek tek bakmam gerekiyor. Ya da bazı şeylerin toplamı, farkı aynı çıkabilir. Bazen aynı ifadeler tekrar sayılmaz. Yani Aynı ifade kullanıldığında bunlar tekrar saymamamız, saymamamız gerekebilir. O yüzden çok daha dikkatli davranmamız lazım. Ya da daha fazla, daha az, eş olasılık gibi terimler kullandığı zaman bazı sayıları denememiz gerekebilir. Yani bazı sorularda sayı denemelisin demişiz. Yani bunları deneyerek sayıları yerine koyarak işte o sayı olmadı başka bir sayıyı deneyerek öyle sonuca ulaşabiliriz. Ya da olasılık ve diğer konular. Şimdi şöyle bir şey var. Olasılığı çözerken diğer konuları da aslında bilmemiz gerekiyor. Bazı sorular gelecek karşımıza. Diğer konuları daha önceki konuları bilmiyorsak olasılık sorusunu çözemeyeceğiz. Yani önceki konuları tekrar etmemiz lazım. İki konu arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışmamız lazım. Yani ancak olasılık bazı olasılık sorularını öyle çözebiliriz. Geçmiş konularımızı da en iyi şekilde bilmemiz gerekiyor diyebiliriz. O zaman bakalım sorumuza taktiğimize. Ne demiş? Olası durumları dikkatli say. İlk söylediğimiz olasılık sorularında olası durumları dikkatli sayacağız. Hadi sorumuzu okuyalım ve bakalım. Bir binadaki iki farklı daireye taşınmak isteyen Ömer ile Selim yan yana ya da alt üst daireleri kiralamak istiyor. Buna göre bu binada kaç farklı şekilde oturabilirler? Şimdi bakıyoruz kaç farklı şekilde oturabilirler? Onu düşünüyoruz. Ee, i̇lk başta en üstte otursun mesela Selim ile Ömer. Nasıl oturabilirler? En üstten aşağıya. Şöyle bir durum oldu, değil mi? Böyle bir durum. Bunu saydık. Sonra dikkatli hiçbir şey atlamadan saymamız gerekiyor. Aşağıya yavaş yavaş iniyorum. Bir de ne yapabilirler? Böyle oturabilirler. İki durumum oldu. Sonra bakıyorum. Şuralar doluymuş. Bunlar dolu. E, bu yavru ağzım artık pembe renk mi? E, bura, burada bu renkle olan yerler dolu sayıldığı için biz beyaz olan, boş olan yerleri sayacağız. Hemen bakıyorum. Şurası e, yan yana olabilecekleri bir yer. Üç oldu. Şöyle dört oldu. Bu ikisinde oturabilirler. Sonra bir aşağı iniyorum. Yine şu ikili de oturabilirler. Kaç? Beş oldu. Sonra bir de şöyle sol sağ olarak yan yana oturabilirler. 6 oldu. O zaman ne yaptık? 6 farklı şekilde oturabilirler demiş olduk. Dikkatli saymamız lazım. Tek bir yeri atlamamamız lazım. Böyle dikkat ettiğimiz zaman hepsini çözebiliriz artık sorularımızın. O zaman bir sonrakine bakabiliriz. Aynı olası durumu tekrar sayma. Bak ne demiş? Yanda restoranın menüsünde bulunan yiyecek ve içeceklerin ücreti verilmiştir. Bu restoranda bir yiyecek ve bir içecek isteyen Tankut'un ödeyeceği tutar için kaç farklı olası durum vardır? Şimdi bir yiyecek bir içecek söyleyecek. Şöyle düşünelim. Önce hangisini söyleyebilir? Tek tek bakacağız. Tek tek sayacağız şimdi. Hamburger ve kola alsın Tankut mesela. Hamburger ve kola aldığı zaman 22, 8 daha 30 TL ödeyebilir. Şöyle 30 TL koyalım. Sonra hamburgerle ice tea alabilir. 22 6 daha 28 olur. Hamburgerle gazoz alabilir. 22 4 daha 26 olur. Bir de hamburgerle açık hayran alabilir. 22 8 daha 30 olur. Şimdi bize ne demişti? Kaç farklı olası durum var ödeyeceği tutar için? 30'u ben iki kere yazdım fark ettiysek. O zaman bu 30'u sayamam. Bu 30'u sayamayacağım için gitmiş oldu. Tek e, 30 tek bir kez saymam lazım. Çünkü iki kez farklı şekilde 30 ödeyebilir. Çok mantıksız bir cümle gelecek zaten size de. Sonra bakalım. Tonguç Burger söylesin. 26 lira Tonguç Burger, 8 lira kola. Ne yapacak? 26 8 daha 34 yapacak. 26 6 daha Tonguç ve Ice söylesin. Yani Tonguç Burger ve 32 yapacak o da. Sonra Tonguç Burger ile gazoz söylesin. 26 4 daha 30 Konguç burgerle açık ayran söylesin. Bu da 34 yapacak. Şimdi bakıyorum. Aynı olanları tekrar çıkarmam lazım. 30 ikinci kez saydım. Olmaz. Hemen bakıyorum. 34 başta bir kere söylemiştim bu fiyatı bir kere e, ödeyeceği olasılıklar içerisinde saymışım. İkinci kez saydım. anlamsız. O yüzden onu da çıkarmış olduk. Şimdi bakalım ıslak hamburger alırsa nasıl olacak durum? 20 liraya ıslak hamburger. 8 liraya da kola alırsa 28 liraya almış olur. Sonra 20 liraya ıslak hamburger. 6 liraya ice alırsa 26 lira ödemiş olur. Yine ıslak hamburger ve gazoz alırsa 20 artı 4'ten 24. Açık ayran alırsa da 28 olmuş olacak. Şimdi aynı olanları yine çıkaracağız. Bakıyoruz 28 bir kere yazmışız gitti. 26. Bak bir kere yazmışız gitti. 24'e baktığım zaman 24 yazmamışız. Kalsın. 28 başta tekrar yazdığımız için yine gitmiş oldu. E şimdi artık pizzaya bakalım. 26 liraya pizza, 8 liraya kola alabilir. 34 lira öder. Ice tea alabilir pizzayla 32 lira öder. Gazoz olabilir, 30 lira öder. Açık aynalı alabilir 34 lira öder. Şimdi baktığım zaman aynı olanları çıkarmam lazım. 34 bir kere yazmışız gitti. 32 bir kere yazmışız gitti. 30 bir kere yazmışız gitti. 34 bir kere yazmışız gitti. Şimdi baktığımızda hangi ücretler kaldı? Tek bir defa yazdıklarımız 30, 28, 26, 34, 32 ve 24. Toplam kaç tane olduğuna baktık ve şunu gördük. Toplam 6 farklı 6 farklı olası durum vardır diyebiliriz. O zaman olası durumları tekrar sayma aynı olası durumları tekrar saymayı anladığımıza göre şimdi bir sonraki taktiğimizde devam edebiliriz. Daha fazla daha az ve eş olasılıklı soruları. İngiliz, Fransız ve Alman yolcuların bulunduğu 20 kişilik bir kafileyi taşıyan otobüsteki İngiliz ve Fransız yolcuların sayıları eşit. Alman yolcuların sayısı ise İngiliz yolcuların sayısından daha fazladır. Bu otobüsten rastgele seçilen bir kişinin Alman olma olasılığı en az kaçtır? Şimdi bunlarda ne yapıyorduk? Sayıp bakmamız gerekiyor. Hani e, sayı veriyorduk değil mi? Yani burada sayı vereceğiz. Hazır mısın Tonguç? Sayı konusunda hani ne, ne sayılar vereceğimize hazırsan. Hazırım hocam. Harika. O zaman bakalım şimdi. E, demiş ki bize 20 kişilik kafile ve İngilizle Fransız eşitmiş. O zaman burada şöyle diyebiliriz. İngilizle Fransız'a İngilizlere i diyeyim. Fransızlara f diyeyim. i eşittir f diyeyim. Alman yolcuların sayısı İngiliz yolculardan daha fazladır. Yani İngiliz ve Fransız eşitse Alman İngiliz'den fazlaysa Fransız'dan da fazla. Yani daha büyük olması gerekiyor Almanların sayısının. Ona da A dedim. Ee, bize diyor ki Alman olma olası en az kaçtır? Şimdi o zaman en az kaç diyorsa Almana diğerleri de Almandan küçükse ben bunlara verebileceğim en yakın değerleri vermem gerekiyor. O zaman Alman e, Fransız ve İngiliz 20'yi kaç kaç ayırırsam? en az olur onu düşünüyorum. Mesela e, kaç diyeyim? Fransız'la İngiliz'e de 6 desem 6 6 12 20'ye tamamlanması için toplam yolcu sayısını buraya 8 demem gerekir. Ya da e, alt 8'den daha şey ya da 6'dan daha büyük ne verebilirim buraya? Daha da yaklaştırabiliyor muyum ona bakayım. 7 7 vereyim ben buna. 7 7 14 e, 20'ye tamamlamam için 6 vermem gerekiyor. Ama Alman Fransız'dan büyük olması gerektiği için burası olamaz. O yüzden Alman en az 8 oluyor. 8 en az Almanların alabileceği yolcu sayısı olduğu için 8 bölü, istenen bölü tüm durumda kaçtı? Toplam kişi sayısıydı. 20 o da 8 bölü 20'de sadeleştirdiğimiz zaman her ikisine 4 ile burası 2, burası 5 olur. Demek ki seçilen bir kişinin Alman olma olasılığı en az 2 bölü 5'miş deriz. Ve bu taktiğimizde artık daha iyi bir şekilde kavramış oluruz. Olasılık ve diğer konular. Şimdi... Olasılık bizde ne başta? Bazı sorular var ki çözebilmemiz için diğer konuları da sağlam bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Veri analizi, kare köklü ifadeler, üstlü ifadeler özellikle bunları bilmemiz gerekiyor. Bunları bildikten sonra artık ne olacak? Olasılık sorularında diğer konularla ilgili çıkan soru çeşitlerini daha rahat çözebileceğiz. O zaman burada da herkes kulağını dört açsın böyle. Herkes en iyi şekilde böyle dursun ve odaklansın, beni dinlesin. Tonguç sen de beni dinliyor musun? Kulaklarım dört açtım, sizi dinliyorum hocam. Harika. O zaman şimdi başlayabiliriz. Sorumuzu okuyalım. Turuncu kartlarda yazan sayıların her biri, mavi kartlarda yazan sayıların her biriyle birer kez çarpılıyor. Daha sonra bu çarpımlar eş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Bu tablodan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının doğal sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi doğal sayı olması için ne gerekiyordu? E, i̇ki tane aynı köklü ifadenin, yani kökün için aynı olması gerekiyor ki çarptığımız zaman orası doğal sayı şeklinde çıksın. Biz kök 18'i ne diye yazabiliriz? Şimdi düşünelim kök 18'i yani içerisinden kök dışına çıkarabilecek bir şey var mı? Kök 18 aslında 3 kök 2 değil mi? Yani 9 2'nin çarpımı. 9 dışarı 3 diye çıkarıyorduk. 3 kök 2 diyebiliriz. Kök 108 bunu da 36 ve e, ne diye ayırabiliriz? 3 diye ayırabiliriz değil mi? E, 108'e. O zaman 36 dışarı 6 diye çıktığı için 6 kök 3 diyebiliriz buna da. Kök 32. Bu da 16 ile 32. 16 ile 2'nin çarpımı değil miydi? O zaman bunu da ben 16 kökten dışarı 4 diye çıkar. 4 kök 2 diye yazabilirim. Kök 20 de ne olacak? Hemen düşünüyorum. 4 ile 5'in çarpımı. 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 5 diyebilirim bunun içinde. Şimdi 28'e bakıyorum. 28 ne ile neyin çarpımı? 4 ile 7'nin çarpımı. 4 dışarı kökten 2 diye çıkar. 2 kök 7 diyebilirim. Kök 75. 25 ile kaçın çarpımı? 3'ün çarpımı. Hemen düşünüyorum. 25 dışarı 5 diye çıkar. 5 kök 3 diyebilirim. Kök 8 2 kök 2'dir. Kök 12 ile 4 ile 3'ün çarpımından 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 3 diyebiliriz. Şimdi bunun hangi ikisinin çarpımları e, doğal sayı yapacak? Yani köklerin aslında içi aynı olan sayıların çarpımları olacak. Hemen düşünüyorum 6 kök 3 ile mesela 5 kök 3. Bunları söyleyebilirim. 6 kök 3 ile 5 kök 3'ü çarparsam bir doğal sayı elde ederim. Hemen yazıyorum 6 kök 3, 5 kök 3. Ne olacak? Sonra e, hangisini diyor? 3 kök 2 ile 2 kök 2. 3 kök 2 çarpı 2 kök 2. Hemen bakıyorum. Ama toplam durumun bize olasılığı soruyor. Şimdi 6 kök 3 ve 5 kök 3'ü çarpacağım. Ne yapıyorduk çarparken? Kat sayıları çarpıyorduk. 6 çarpı 5 30. 3 kök 3 ile kök 3'ün çarpımı da 3. 30 da 3'ü çarptığımız zaman 90 çıkıyordu. Hemen yazalım onu da. 90. 3 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarpacağım şimdi. Kat sayılar 3 ile 2'yi çarptım 6. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı da 2 yapar. Burası 12 yaptı. Şimdi diğer kökleri aynı olanları hemen şu yaptıklarımızı bir işaretleyelim. 6 kök 3 ve 5 kök 3. Sonra bakıyorum ne vardı başka? Hali hazırda yaptığımız 3 kök 2 ile 2 kök 2 vardı. Mesela 3 kök 2 ile 2 kök 2'yi yapmıştım. Ama hani hangi ikisini çarparsam mesela, Buradaki hangi ifadeyi burada neyle çarparsam Çarpayım e, olmaz onu düşünüyorum Yani doğal sayı olmaz İçi Mesela burada kök 7 var Burada kök 7'li hiçbir ifade olmadığı için Direkt bunu eleyebilirim Bunu buradaki neyle çarparsam çarpayım doğal sayı yapmayacak Sonra bakıyorum başka kök 3 burada var Kök 3 burada var kök 2 burada var Tamam bunlardan doğal sayı çıkar Buradan bakıyorum öyle bir ifade var mı 2 kök 5 yok kök 5 Burada kökün içerisinde 5 olan hiçbir şey olmadığı için Bunu neyle çarparsam çarpayım doğal sayı çıkar çıkmayacak. Şimdi bakıyorum hangi ikisini çarpmadım. 4 kök 2 ile mesela 2 kök 2'ye bakabilirim. 4 kök 2 çarpı 2 kök 2. Bunu çarptığım zaman ne çıkacak? 4 kere 2 8. Kök 2 ile kökünü çarpımda 2 yaptığı için burası da 16 yapacak. Bunları da yazdık. Sonra bakıyorum 2 kök 3 kalmış çarpmadım. 2 kök 3 ile de 6 kök 3'ü çarpabilirim. 6 kök 3 çarpı 2 kök 3. Bu çarpımdan elde edeceğim sonuçta 6 kere 2 12 kök 3 ile kök 3'ü çarparsam da 3 12 ile de 3'ü çarptığımda 36 çıkacak. Yani bizden istenen doğal sayı şeklinde çıkabilecek olasılığı sonuç için istenen durum 4 tane. 4 tane istenen durumum var. Tüm durumum ne? Ona bakacağım. Şimdi kök 18 ile buradaki 4 tane ifadeyi eşleştirip yani çarpıp sonuç bulabilirim. Kök 108 içinde böyle 4 tane var. Sonra kök 32 içinde 4 tane var. Kök 20 içinde yine 4 tane. Bunları çarp, kök 20 çarpacağım. 4 ifade bulacağım. 4 sonuç olacak. Yani 4, 8, 12, 16 tüm durumum oldu. Ne yapacaktım? 4 ile istenen durum olduğu için 4 bölü 16'dan 1 bölü 4 olur cevabım diyebilirim. Ben burada ne yaptım? Aslında kare köklü ifadelerdeki bilgimi kullandım. Yani kare kökü ben eğer tam olarak bilmiyor olsaydım, hatırlamıyor olsaydım bu soruyu çözemeyecektim. O yüzden... Diğer konuları çok iyi bilmem gerekiyor olasılıktaki bazı soru tiplerini çözebilmem için diyebiliriz. O zaman bunu da anladıysak artık bir yeni nesil soru çözelim. Yeni nesil sorumuzda ne diyor? Bir okulda 8. sınıf düzeyindeki A, B ve C şubelerinde bulunan öğrenci sayıları ve B şubesinde bulunan kız ve erkek öğrencilerin sayıları aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Grafik buradaki grafik diyor ki A, B ve C şubelerindeki öğrenci sayıları. Burada diyor ki B şubesindeki kız ve erkek öğrenci sayıları. Hemen okuyalım sorumuzu. Buna göre bu şubelerden rastgele seçilen bir öğrencinin B şubesinden bir kız öğrenci olmalısını kaçtır? Şimdi B şubesindeki kız öğrenci yani şu pembe kısmı soruyor. B şubesinin tamamı da buradaymış. Bu da A, B, C şubelerinin tamamı 8. sınıf düzeyindeki. Şimdi burada 120 derece ise şurası da geri kalan 360'tan 120 çıkardığımızda 240 derece kalıyor geriye. Yani buradaki e, ifade derece bunun 2 katıysa kız öğrenci sayısı, erkek öğrencinin yarısıdır ya da erkek öğrenci sayısı kız öğrencinin iki katıdır diyebilirim. Yani kız öğrenci sayısı x gibi bir şey olsun. Erkek öğrenci sayısı 2x olmaz mı? Evet. Çünkü iki katı diyebilirim. O zaman B şubesinin toplam mevcudu kaçtır? x ile 2x'i toplarsam 3x diyebilirim ben B şubesinin e, mevcuduna. O zaman buraya 3x dedim. Şimdi ne demiş? Bunları 90 derece. O zaman burası da, burayı da vermiş. burası da 90 derece. Üst taraf, alt taraf birbirine eşit olduğu için burası merkezi merkez. Ne olacak? Burası 3x. A da B'ye eşit. Burası da 3x. Bunun ikisinin toplamı 6x ise C de 6x olması lazım. Çünkü ortadan ikiye ayırmış şeklimizi. Sonra ne demiş bize? Şu sorumuzu tekrar hatırlayalım. B şubesinden bir kız öğrenci olma olasılığı kaçtır? Şimdi B şubesinde kız öğrenci sayısı x istenen durum bölü tüm şubelerdeki öğrenci toplamı değil mi? Bu şubelerden rastgele seçip tamamından rastgele seçtiğimiz birinin ee, kız öğrenci sayısı x şubelerin tamamının toplamı kaç? 3x, 3x daha, 6x, 6x daha, 12x. E burayı da sadeleştirdiğimiz zaman xler gidecek. 1 bölü 12 olacak. B şubesinden bir kız öğrenci seçilmiş olma olasılığı diyebiliriz. O zaman burayı da anladıysak bir sonraki yeni nesil sorumuzu çözmeye hazırız demektir. Ne demiş bize? Birden neye kadar olan ardışık doğal sayıların yazılı olduğu. Özdeş toplar bir torbaya atılıyor. Bu toplardan rastgele çekilen bir topun üzerinde yazan sayının bir basamaklı olma olasılığı iki basamaklı olma olasılığından fazla ise ne sayısı en fazla kaçtır? Şimdi bir basamaklı olma olasılığı iki basamaklı olma olasılığından fazla demiş. O zaman bir basamaklar neler aslında buradaki rakamlar? Rakamlarım iki basamaklı sayılardan daha fazla olacak. O zaman ben şurada rakamlarımı bir yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane rakamım var. İki basamaklı sayılarım da bu 9 taneden daha az olacak. Ama en fazla kaçtır diyor. Devam edelim bunu yazmaya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kaça kadar gideceğim? Önce planımı yapayım bir. Burada 9 tane mi var? N en fazla kaçtır diyor. Şimdi N'nin en fazla kaç tane olduğu soruyor. Ama iki basamaklılar daha az diyor. Daha azsa 9'dan daha az sayı olacak. Bu da o zaman 8 tane olması lazım, değil mi? Buraya kadar 9 sayım varsa buradan sonra 8 tane sayım olması lazım. 1 2 3 4 5 6 7 tane yazdım. Belki bir tane daha yazacağım. 17. 17'den sonra 18'i yazarsam eğer iki basamakla bir basamaklar eşitlenir. O yüzden yazamam. Ne en fazla en fazla 17'dir diyebilirim. Artık yeni nesil sorumu da bu şekilde çözmüş oldum. Herkes anlamıştır diye düşünüyorum. Tonguç sen de anladın mı? Anladım hocam. Harika o zaman. Şimdi artık ödüllü sorumuzda sıra. Ama daha öncesinde size e, farklı bir kitabımızı Hemen koyalım. Şimdi şöyle diyoruz. Zor bankamız var, dinamomuz var. Bunları çözdüm ama ben daha zor sorular görmek istiyorum. Olasılık bu kadar kolay mı? Daha devamı var mı? Daha farklı sorular görebilir miyim? Diğer konulara daha farklı sorular, daha zor sorular görebilir miyim? diyenler var. Zor ve Ötesi kitabımız. Hemen açıyoruz kitabımızdaki konularımızı. Şimdiye kadar işlediğimiz yerlerde zor ve ötesinde ee, görebileceğimiz zor soruları burada çözüp en mükemmel şekilde konumuzu anlamış oluyoruz. Zor ve Ötesi matematik 8. sınıf kitabımızla. O zaman ödüllü sorumuzu da okuyup artık yorumlarda cevabı e, yazmanızı sizden bekliyorum. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.